esnafların, iş dünyasının, iş insanlarının çok zorluk çektiği bir dönemde ve peşinden de Ukrayna'da savaşın maalesef henüz sona erdirilemediği ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu savaşın sona ermesi için canla başla çalıştığı bir süreçte, savaşın getirdiği ekonomik sorunlara rağmen de biz cesuruz, başka bir branştan geliyoruz. Buna rağmen bize yabancı bir branşta böylesine cesur bir adım atıyoruz diyenleri kutluyorum. Bu vesileyle Sayın Ayşe Pelin Hanım'a da teşekkür ediyorum. Çünkü Avusturya'nın her eyaletinde bu tip girişimlerde ticaret müşavirliğimiz, ticaret bakanlığımız mükemmel çalışıyor. Ticaret bakanımıza da sizlerce teşekkürlerimi iletiyorum. Bizi onurlandırdınız. Bundan sonrası için de size bereketli kazançlar diliyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok mutluyum çünkü burası çok büyük bir müessese, çok büyük bir alışveriş yeri ve ilk duyduğum kadarıyla bir ilki gerçekleşiyor. Türk Baumarkt olarak, yani OBİ'nin bir ufak versiyonu denilebilir. Çok gururluyuz tabii ki. Zaten biraz önce konuşmamda da bahsettim. Yıllar önce, yaklaşık 60 sene önce geldiğimizde kim derdi ki bugünlere gelinecek, bu kadar büyüyecek burada yaşayan Türkiye'den gelmiş göçmenlerimiz. Yani dolayısıyla çok çok gururluyuz. Her zaman da onların destekçisiyiz. Biz de Türk'ün tüm dünyaya ilan etmek için, tanıtmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Malımızla, mülkümüzle, canımızla. Herkesin beğenilerine sürdük. İnşallah beğenirsiniz. Herkesi bekliyoruz. Biz sıvası ve şapı biten bir evin, bir inşaatın veya yaşam alanınızın ince işlerine talibiz. Kapısından tutun da duşakabinine kadar, fayansından dolaplarına kadar bütün işler şu an bünyemizde mevcuttur. Bunları hem size ölçüm olarak hem de montaj olarak desteklerimizi yapacağız size. Böyle bir projeye imza atmaktan gurur duyuyoruz. İnşallah sizleri beğendirmiştiriz. İnşallah güzel bir sunum sunmuşturuz. İnşallah kaliteli ürünler getirmişizdir. Bunları zamanla göreceğiz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Evet, 4 tane iş adamımız bir araya gelmiş. Burada bir yapı marketi açmışlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bizler de inşaat sektöründe olduğumuz için kendilerini elimizden geldiği kadar destekleyeceğiz. Allah utandırmasın diyelim. Buradaki işletme sahiplerine başarılar diliyoruz, tebrik ediyoruz, bereketli kazançlar diliyoruz. Baktık, buraya Türkiye'yi getirmişler. Burada ev yapanlara, evi olanlara, müstakil evi olanlar için gerçekten tavsiye edeceğimiz ürünler var. Herkesi bekleriz yani, burada bir Bauhaus'u andırıyor yani. Burada daha da kaliteli ürünler de var burada, ucuz, uygun insanların bütçesine göre. Herkesi bekleriz diyorum yani. Allah utandırmasın çıktıkları bu yolda. Bugün burada açılış yapan kıymetli kardeşlerimize, Türkiye'den gelen iş adamlarımıza açmış oldukları iş yerlerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Türkiye'den gelen dostlarımızın Baumarkt olarak Avusturya'da ilk geşefte açmaları bizim için bir memnuniyettir. Bilhassa yoldaşlarımızın Avrupa'da açılması bize gurur veriyor. Kendilerine başarılar diliyorum. Türkiye'den 3 ortak, buradan da İsmail kardeşimin ortak olmasıyla 4 ortak güzel bir işletme açmışlar. Yapı malzemeleri üzerine, malum Avusturya'da yapı konusunda özellikle Türk piyasasında bir boşluk vardı. İnşallah bu boşluğu dolduracaklar. Kendi Türkiye'ye yerli üretimini buraya getirip halkımıza sunacaklar. İnşaat konusunda olsun, bahçe ve ev malzemeleri konusunda. Viyana'ya da 10 dakika uzaklıkta. En azından gelip görmelerini, fiyatlarını karşılaştırmalarını tavsiye ederim. Böyle bir kriz döneminde böylesine cesaretli, böylesine güçlü, böylesine inançlı iş adamlarımızın oluşması ve hayatta, dünyada ne dönerse dönsün güçlü bir Türkiye olmak adına, güçlü bir ülke olmak adına, güçlü yatırımcılara, daha çok güçlü yatırımcılara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bravo, gerçekten tebrik ediyorum kardeşlerimi. Hayatta başarılar diliyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Bunun gibi nice açılışlar diyorum.